Kripto Gündem devam ediyor. Kripto Gündem'in bu bölümünde bir takım taraftarı edasıyla efendim 3 tane çok önemli konuğu getirmiş olduk. Oytunes, Altuğ İşler ve Alp Işık'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Şimdi kuralları belirliyoruz ilk başta. Yönetmenimizin de özellikle uyarısıyla sallanmıyoruz koltuklarda. İkincisi ceket esprisi yapmıyoruz değil mi Oytun? Özellikle evet, kripto teknik izleyicilere kızıyor. Evet. Bu arada hayırlı olsun haber siteniz. Teşekkürler, sağ olun. Kripto Teknik haber sitesi açıldı. Biliyor musun Alp? Oraya bir röportaj sohbet ettik biraz yayın öncesi, evet. Evet, artık bence çok iyi oldu. Gençler çekmiş ceketleri diyor izleyicimiz. Evet, artık kendileri tercih ediyor. Onu söyleyelim, gayet yakıştığını fark ettiler. Türkiye'de kripto paralara daha çok fazla haber ve site yok. Ve özellikle ben bir yayıncı olarak hani faydalanmak istediğim durumlarda oldukça zorlanıyorum. O yüzden özgün içerikler ve yolunuz açık olsun diyelim bu anlamda da. Bu arada bir düzeltme yapayım. Tabii pazartesi açacağız. Pazartesiden sonra inşallah. Evet, şimdiden girmeyin efendim. Öyle söyleyelim. Medya sektörüne yavaş yavaş Alp gördüğün gibi arkadaşlar geliyorlar bu tarafa doğru. Şimdi Bitcoin fiyatlarını konuşmak istiyorum. Bitcoin fiyatlarında bir satış baskısı var. İyisiniz değil mi? Siz bugün bayağı böyle durgunsunuz da hani konuya girmeye korkuyorum. Oytun bayağı gergin gözüküyor. Altuğ çok sakin. Biz Bitcoin'e endeksliyiz. Bitcoin durgun olduğu zaman bizde de böyle durgunluklar olabiliyor. Evet. O zaman bir Bitcoin fiyatlarına bakmış olalım. Neden bu kadar sessiz diyelim konuklarımız? 8500 dolar seviyesine kadar geldik. Bir son bölümde bir satış var ve bu satışın nedenlerini konuşalım. Oytun senle başlayalım. Neden bu kadar sert düştü? Evet, yani Çin etkisinden sonra, Çin'den gelen haberlerden sonra Bitcoin'de gelen yükselişin aslında bir düzeltmesi gibi düşünülebilir. Ama nerede paniğe kapılmak lazım? Şu an çok kritik bir nokta. Da Bitcoin 8500 dolar teknik olarak önemli bir seviye. Eğer burası kırılırsa aşağı yönlü bir miktar daha sarkmalar yapabilir. Ama şöyle genel olarak fikrimi söylemek istiyorum. Açıkçası ben Bitcoin'de yarılanma öncesi bir fiyatlanma başlamadan evvel son düşüşleri yaşadığımızı düşünüyorum. Burada da eğer kısa vadeli konuşacaksak 8500 dolara dikkat etmek lazım. Ama orta ve uzun vadede Bitcoin'in yükselişinden evvelki son düşüşler olduğunu ben açıkçası düşünüyorum. Zaten 14 bin dolarlara geldiği zaman Bitcoin burada şunu söylüyorduk. Aradaki o gaplerin, boşlukların dolması gerektiğini söylüyorduk. Bu boşluklarda artık Bitcoin de doldu diyebiliriz. Bundan sonra belki bir iki daha düşüş gelir ama ondan sonra ben Bitcoin'de günün yukarı olacağını düşünüyorum. Evet, ara ara da editörümüz Gaye'den de tekli Bitcoin fiyatını rica edelim. Çünkü orada enteresan bir fiyatlama var. Burada özellikle sanki 9 bin dolar, 10 bin dolarla bir kar realizasyonu geldi. Hani Borsa İstanbul'da nasıl 105 bini geçmek için bir hikaye gerekiyor. Burada da hikaye Çin'in dijital paraya yatırım yapması vesaire demiştik ama birazdan onunla ilgili çok önemli bir haber var, paylaşmış oluruz. O hikaye bitti, fiyatlandı. Biraz daha yeni bir hikaye gerekiyor gibi. Katılır mısın? Şimdi Çin zaten uzun senelerdir Bitcoin'e oldukça böyle etki edebilen bir ülke olduğu için Çin'den gelen bu olumlu tabloyu ben her zaman hani Çin'e güvenmiyorum. Bunlar bir gün banlıyoruz Bitcoin'i, bir gün işte tekrar banlamıyoruz şeklinde tarihte bu. Hani yıllardır zaten bunu defalarca yapmıştı. O yüzden ben Çin'e güvenmediğimi söylemiştim. Şimdi Bitcoin'de bu blok ödülü yarılanması geliyor. Bunun işte fiyatlaması olup olmaması konusunda ben biraz daha teknik olarak şöyle bir açıklama yapmak istiyorum. Bitcoin madencileri blok ödüllerinden yarı yarıya daha az ödül alacak olmalarına rağmen Bitcoin'de her iki haftada bir Bitcoin üretmenin zorluk seviyesi tekrardan ayarlanıyor. Yani ne kadar çok kişi Bitcoin üretmeye çalışırsa zorluk iki haftada bir arttırılıyor. İnsanlar Bitcoin üretmeyi bırakınca da zorluk düşüyor. Şu anda yani blok ödülü yarılanmasını geçtim. Bitcoin bir önceki gördüğü zirveden bu yana işlem gücü zaten 10 kattan fazla artmış durumda. Aslında madencileri bu zorluk seviyesi de çok fazla yoruyor. Yani şöyle bir algı yaratıldı. Sanki Mayıs 2020'de blok ödülü yarı yarıya düşecek. Ona kadar sanki hiçbir şey yokmuş gibi düşündüm ama her iki haftada bir bu zorluk seviyesi gitgide artıyor. Madenciler bu ödül yarılanmadan önce çıkarabildikleri kadar Bitcoin çıkarmaya başlıyorlar. Ama mesela son şeyde zorluk seviyesinde %7 civarı bir düşüş gördük. Bu da bazı kesimlerce şöyle yorumlandı tabii. Ha, madenciler çıkış yapmaya başladı mı acaba? Artık o kadar zorlaştı ki Bitcoin üretmek. Blok ödül de yarılanacak. Bir %7 mesela orada geri çekilme görmüştük. Ben sadece şuna dikkat çekmek istiyorum. Sadece Mayıs 2020'deki blok ödülünden ziyade her 14 günde bir Bitcoin'in zorluk seviyesinin tekrar ayarlanması da artık takip edilmesi gereken, gündemimize girmesi gereken bir konuma gelmiş durumda şu anda. O nasıl takip edecek?
Yani sadece Bitcoin difficulty, zorluk seviyesi yazdığınızda zaten bir sürü siteden bunu görebilirler. Onu bir yorumlayalım o zaman. Bu anladığım kadarıyla dolar endeksine benziyor. Şimdi yukarı giderse ne olur, aşağı giderse ne olur? Şu şekilde, bunun teknik açıklaması şu. Bitcoin'de ne kadar fazla kişi Bitcoin üretmeye çalışırsa algoritma her 10 dakikada bir blok bulunacak şekilde tasarlanmış. Fazla kişi Bitcoin üretmeye çalışır, 9 dakikada bulmaya başlarsa %10 zorluk seviyesi artar. Tam tersi durumda da %10 azalır. Şimdi bunun takip edilmesi gerekiyor. Mesela bir sonraki 2 hafta sonra zorluk seviyesi %20 artsa madenciler şu an gerçekten çok ciddi zor durumda kalacak. Yani sırf blok ödülü yarılanması değil, buna da bakmak gerekiyor. Artık bu gündemimize biraz daha Kasım ayına geldik. Çünkü artık az bir süre kaldı, gündemimize girmesi gerekiyor diye. Evet. Altu, sen neler söylemek istersin? Senince özel bir teknik sebebi var mı? Çünkü 10 bin dolarlardan kar satışı gördük. 9 bin dolarlar ana destek seviyesi, hep zaten aktarmıştın izleyicilerimize. Evet. Ne demek istersin Bitcoin ile alakalı? Bitcoin şu son durumunda işte artık 50 günlük hareketli ortalama üzerinde artık son destek olarak o 8500 dolar seviyesinde bir direniş gösteriyor. Buradan aşağı sarkarsa tabii o 7300'lere doğru olan kanalın tekrar içine girmiş olması kısa vade için hoş olmaz. Ha tabii yukarıya doğru baktığımızda eğer buralarda bir şekilde yeterli alımı bulursa da 9200 dolar seviyemiz çok önemli. 9200'ün üzerinde yapacağı kapatmalarla zaten Bitcoin'in fiyatını artık biz bir 10.000 dolar üzeri hareketini görebileceğimizi düşünüyorum ben. Evet, bir diğer taraftan aslında bununla ilgili de önemli bazı haberler vardı. İşte Çin'in blockchain sistemine yatırım yapması ve bu anlamda küresel bir oyuncu olmasıyla alakalı. Bununla ilgili haberimizde Gaye'den rica etmiş olalım. Sabah CNBC'den görmüştük. Çin özellikle yapay zeka ve dijital paralarla ilgili bu habere baktığımız zaman, bir zamanlar teknoloji diye geldiği zaman aklımıza taklitçi ülke olarak Çin belirir ama şu anda tam tersi, blok zincirlemeden yapay zekaya kadar küresel bir lider olmayı hedefliyor Çin. Yeni nesil 5G mobil ağlarını çalıştırıyor. Aynı zamanda Başkan Xi Jinping ağırlığını özellikle Çin'in ekonomisi ve eforunu blockchain teknolojisine aktarmak istiyor. Pekin yönetimi 2017 senesinden 2030 yılına kadar yapay zekada bir dünya lideri olmayı planlıyor. Aynı zamanda blockchain teknolojisine de toplamda 1 trilyon yuan, yani 147.7 milyar dolarlık bir yatırım yapması amaçlanıyor. Şant Manukyan yayınımıza bağlandığı zaman şöyle bir açıklama yapmıştı buna paralel. Çin'in şu andaki mevcut yapısı küresel piyasalarda işlem görüyor ama kapalı bir ekonomi, bir miktar daha dışı açıklığı sorgulanan bir noktada. Dolayısıyla blockchain'e yatırım yapmaması çok Bitcoin fiyatlarını etkilemez dedi Oytun. Katılır mısın? Yani şimdi şöyle, tahtaya baktığımız zaman biraz etkilediğini görüyoruz açıkçası. Şöyle, şimdi Çin kripto paralar, yani hem Bitcoin hem de kripto paralar genelinde oldukça önemli bir ülke. Yani Bitcoin'in fiyat hareketlerine baktığımız zaman Çin'den gelen haberler Bitcoin'in tarihi boyunca kırılmalarda çok önemli bir rol oynamıştır. Yine bu rollerden bir tanesini işte geçtiğimiz haftalarda beraber yaşadık. Tabii burada sadece Bitcoin özelinde değil, baktığımız zaman son süreçte Çin menşeli altcoin'lerde de genel anlamda bir yükseliş görüyoruz. Yani baktığınız zaman NEO olsun, WeChain olsun, ki bizim izleyiciler içerisinde muhakkak yatırımcısı olanlar vardır. Sadece Bitcoin özelinde değil, Çin menşeli diğer kripto paralarda da çok sert yükselişler bu süreçte gördük. Tabii bundan sonra Çin'den gelecek haberler çok önemli. Hani pazarlamada bir laf vardır, fiyatla gelen fiyatla gider. Bu işlerde de böyle haberle gelen haberle gider. Çünkü Çin bu konularda biraz dengesiz bir ülke. Birden çok sert açıklamalar da gelebilir. Oradaki gerçek açıklamaları takip etmek lazım. Biraz ortası da yok Çin'in. Yani önceden Bitcoin neredeyse demek bile Çin'de suç sayılır hale gelmişken, şu an Çin Bitcoin'le alakalı dolandırıcılık nitelemesi yapan internet sitelerini kapatıyor. Böyle ilginç bir durum var. Evet, aslında bu anlamda da Çin önemli bir oyuncu gibi gözüküyor. Bu Libra'dan sonra hani özellikle işte Senato'da sorgulanmaya çağrılmıştı Zuckerberg. Hemen ardından Çin tarafından böyle bir açıklama gelmesi, Altu, sence bir stratejik hamle mi yoksa tamamen tesadüfi bir zamanlama mı? Kesinlikle çok ciddi bir stratejik hamle ve bu Amerika-Çin ticari savaşları için çok büyük bir stratejik hamle olduğunu söyleyebiliriz. Mark Zuckerberg kongrede savunurken Libra'yı şöyle bir şey demişti. Bakın, Çin kendi dijital yuanını çıkartıyor ve bunu çıkarttığı zaman Amerikan sisteminden kurtulmuş, kendine özgü bir ticaret ağı yaratacak. Onun karşısında durabilmek için bizim de karşı bir şey yapmamız lazım. Ve şu an dijital dolar gibi bir proje ortada olmadığından dolayı
Amerika menşeli Libra gibi bir projeyi çıkartırsak biz onların karşısında dururuz. Amerika'nın menfaatine olur bu diye savunmuştu. O zaman aslında çok kabul görmedi ama bir noktada şu an yavaş yavaş haklı çıktığını görüyoruz. Sen programın başında bir şey söyledin. Şu an işte Bitcoin'deki bu yükseliş, işte Çin haberi geldi, yükseldi, şu an satış yapıyor, düşüyor diye. Hani başladı ve bitti şeklinde söyledin ama Çin aslında yeni başlıyor. Bu ilk haberler daha yeni gelen haberler. Evet, bunun 2030'da bir projeksiyon büyük sunmuşlar. Yani 170 milyar dolarlık bir yatırımdan bahsediyoruz ki bu liderlik almasından sonra belki çok daha büyük yatırımlar gelecek peşi sıra. Kesinlikle. Şu anda zaten Çin'de teknoloji odaklı, blockchain ve diğer teknolojilere odaklı firmalara bir anda yatırım yağmaya başladı. Bununla alakalı pek çok analiz paylaşıldı ve Çin önümüzdeki yıl bu blockchain pazarında ciddi bir dominasyon yaratacak. Buna da Amerika'nın, hatta Avrupa Birliği'nin de bununla alakalı bazı planları var. Bir karşılık vermek zorunda kalacaklar. Ve bu da tabii ki bütün kripto para dünyasına yarayacak. Alp, sen ne demek istersin buna ek olarak? Bir de bu Libra projesi son haberlerle birlikte rafa kalktı mı, yoksa o tarafta daha ümit var mı sen? Şimdi bence şöyle, Çin zaten Çin'deki büyük teknoloji şirketlerinin Çin devletine biz neden Amerika'yı bekliyoruz, kendimiz neden bir şeyler yapmıyoruz diye baskı kurduğunu, Çin'den de böyle hamleler gelebileceğini aslında Çin'in bu blockchain hamlesinden önce biz defalarca tartışmıştık. Şimdi ben şöyle düşünüyorum, Çin aslında biraz katalizör görevi oynayacak. Mesela şu anda Libra projesinde Amerika işte senatoya gidiyor, geliyor, çıktı mı çıkamadı mı, mesela 2020'nin ilk çeyreği diyorlardı. O bayağı artık sallantıdaydı. Facebook bu hafta Facebook Pay'i duyurdu. Mesela bu çok önemli bir haber. Amerika'daki kullanıcılar için Facebook Libra projesi rafa mı kalkıyor dedikoduları da tamamen oradan çıktı. Nasıl bu Apple Pay, Samsung Pay varsa diğer ödeme yöntemleri, Facebook bunu duyururken de şu anki regülasyonlara, tamamen hukuka, finans düzenine uyumlu bir şekilde Facebook Pay'i biz duyuruyoruz. İşte bunu yapıyor. Facebook üzerinden, Messenger üzerinden ödeme yaparken bunu kullanabilirsiniz dedi. Facebook'un bunu duyurması elbette şeyi akla getiriyor. Yani Libra projesini rafa mı kaldıracaklar diyor. Bu orada bayağı bir soru işaretini arttırdı diyebiliriz. Ama işte yine Facebook'la ilgili bu işte verilerin gizliliği iddialarını tabii ki yine aslında onları çözen bir sorun değil. Libra'daki bütün endişelerimiz Facebook Pay içinde aslında hala geçerli durumda. İzleyicimiz Osman Bey de diyor ki Libra'yı boş verin abiler diyor. Oradan bize ekmek yedirmezler diyor. Rafa mı kalkıyor KJ'si de bu yüzden atmış olduk. Osman Bey katılıyor musunuz? Oradan ekmek çıkmaz bize diyor Oytun. Doğru söylüyor. Yani şu an Libra hani böyle ekmek yenecek bir projeden ziyade çıkıp çıkmayacağı tartışmalı bir projeyken. Ürün yok ortada değil mi? Şu anda proje bir şekilde görüşülüyor. Ama önümüzdeki dönemde de bir miktar daha zor gibi. Aslında şunu da konuşmak istiyorum. CFTC Başkanı, ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu, yani CFTC Başkanı Tarbert diyor ki Ethereum'da yeni güncelleme ile birlikte daha güvenli hale gelebileceğini ifade etmiş ve aslında daha önce de yaptığı açıklamalarda Ethereum'un mevcut bir fikir birliği mekanizmasıyla bir emtia olduğunu ve bir menkul kıymet olmadığını savunmuştu. Yeni yazılım nasıl gidiyor? O tarafı takip edebildiniz mi? Şimdi şöyle, yani menkul kıymetler tartışması zaten Ethereum'da hep yapılan bir tartışma. Önceden SEC'ten bununla alakalı zaten net bir açıklama gelmişti menkul kıymet sayılmayacağı yönünde. Ama şimdi son süreçte tekrar bir tartışma başladı. Ethereum işte 2.0 tokenları menkul kıymet sayılacak mı, sayılmayacak mı falan gibilerinden. Hani ben açıkçası o yönde Ethereum'un menkul kıymet sayılacağı görüşüne pek katılmıyorum. SEC'in önceki açıklamasının doğru olduğunu düşünüyorum. O konuda Ethereum'la alakalı benim görüşüm bu şekilde. Menkul kıymet sayılacağını düşünmüyorum. Evet. Peki bu Altun, sen genelde yazılım taraflarını, yeni güncelleme taraflarını çok takip ediyorsun. Yeni güncellemeden dolayı işte CFTC başkanına katılır mısın? Daha mı güvenli olacak sence? Daha güvenli olacağı söylenebilir ama bunun önünde çok yol var. Şu an belli bir konsensus değişimine gidecek Ethereum uzun vadede. Proof of Work'ten Proof of Stake'e geçecek. Ve şu an teorik olarak daha güvenli, daha çevre dostu, pek çok farklı pozitif özelliği olan bir altyapıya gidecek. Ama da bu uzun ve meşakkatli bir süreç. Ama bunu söyleyelim, Ethereum fiyatlarıyla çok alakası yok. Tabii. Ethereum'un altyapısı ve yazılımı ile ilgili değil mi? Çünkü bir ürünü var, bir de Ethereum aslında bir blockchain gibi bir tabandan bahsediyoruz. Şimdi aslında şöyle, konsensus mekanizmalarında bu proof of work'ten proof of stake'e geçmek, başlangıçtan o şekilde başlasaydı belki o kadar zorlanmayacaktı. Fakat Ethereum'da bu geçiş süreci gerçekten zor olabilir. Yani şimdi 4 Aralık tarihi ön plana çıkıyor. Fakat Ethereum gibi bu kadar yaygın bir şekilde proof of work'ü kullanan bir sistemin proof of stake'e geçmesi belki zor olabilir. Bu arada fiyatla ilgisi de şu şekilde olacaktır elbette. Ethereum madenciliği
biteceği için herkes cüzdanında bulundurduğu Ethereum miktarı kadar blok ödüllerinden ve transfer ücretlerinden belirli bir miktar komisyon alacağı için madenciler cihazlarını elden çıkartıp cüzdanlarına Ethereum almak isteyebilirler. Yani aslında buradaki konsensus değişikliği fiyat anlamında da önemli bir işaret gösterebilir ki Ethereum'un yazılım geliştirici ekibi bunun ne kadar başarabileceğini ve ne kadar kısa sürede başarabileceğiyle aslında direkt alakalı Ethereum fiyatı. Evet, bir taraftan da izleyicimiz soruyor, diyor ki lütfen yorumlarınızı bu arada YouTube hesabımızdan yazın. Ara ara zaten editörümüz Gaye bunu paylaşıyor, EcoTurk TV'nin YouTube hesabını. Mesela paranın arkasında devletler var diyor. Peki kripto paraların arkasındaki güvence nedir? Önemli bir soru. Oytun, kim var kripto paraların arkasında? Yazılım var, yani merkezsiz kripto paraların arkasında yazılım var, blockchain güvencesi var. Zaten hani çıkış mantığı da buna yönelik. Yani o tabii çok ayrı bir program konusu ama direkt yazılım var diyebiliriz. Evet, teşekkür ederiz. Kanundur. Var mıdır Oytun'un bu kısa ve net cevabını ekleme yapmak isteyen? Matematik diyebiliriz yani. Matematiğe ne kadar güveniyorsanız aslında kripto paraların yazılım kısmına, bakın fiyat olarak konuşmuyorum, yazılım kısmına da o derece en belli başlı tabii ki kripto paranın. Hepsi için bunu söylemek pek mümkün değil ama yazılım olarak söyleyebiliriz, evet. Matematik olarak. Bir de yazılım dilinde bir söz vardır. Kod kanundur denir, değil mi Alp? Tabii. Kod kanundur, bozmayınız efendim. Evet. Mehmet Bilir de diyor ki, Altuğ'a soralım onda, bankaların kripto para borsası hazırlıkları hakkında ne düşünüyor? Kripto para borsaları nereye evrilecek sizce? Daha henüz bir regülasyona tabi değiller. Hani bu tarafı nasıl okumak lazım? Açıkçası o alanda belli bir regülasyon olmadığı için bankalar genel olarak biraz daha mesafeli yaklaşıyor şimdi. Çünkü çok sıkı regülasyonlara tabi oldukları için şu anda o gri alana pek fazla banka girmek istemiyor. Amerika'da tabii bununla alakalı işte kendi kripto parasını çıkarmaya yönelik hamlelerde bulunan bankalar var ama işte bu noktada onlar da belli bir regülasyonla, belli bir devlet onayı bekliyor ki terse düşmemek için. O yüzden bankaların bu borsacılık vesaire işlerine girmesi için önce bir devletlerin bunu tam olarak ve doğru bir şekilde regüle etmesi gerekiyor. Önsel Kutsal Bey de diyor ki, selamlar Mahşer'in dört atlısı, selamlar, sevgiler dileyelim. Ona da sevgilerimizi gönderelim. Önsel Bey diyor ki, izninizle bir sorum olacak, hay hay efendim. Cevaplayalım, all time high'ı görmeden diyor, yeniden altcoin'lere boğa gelmez mi diyor Alp. Yeniden böyle bir durum söz konusu olur mu şimdi sence? İnsanların genel beklentisi şu, Bitcoin'deki blok ödülü yarılanması piyasayı tekrardan işte hareketlendirecek, burada da bir zirve görebilir miyiz şeklinde. Fakat şöyle, bir Bitcoin üretmenin maliyeti ülkelere göre farklı. Yani Türkiye'de bir Bitcoin üretmeniz için işte harcamanız gereken elektrik cihazları yurt dışından getirirken ki orada vergiler olsun, diğer maliyetler olsun, bunları düşündüğümüzde ve ülkenin bulunduğu işte coğrafyanın soğuk olması, sıcak olması bile etkiliyorken şu anda bir Bitcoin üretmenin maliyeti her ülkeye göre farklı. Blok ödülü yarılanması her madenciyi farklı şekilde etkileyecek. Bir kere bunu baştan bir bilmek gerekiyor. Eğer şu sorunun cevabını tam net verebiliyor olsak her şey çok daha basit olurdu. Bir Bitcoin'in maliyeti, çıkarma maliyeti ne kadar? O zaman bu blok ödülü yarılanmasında da böyle bir fiyat hareketi bekleyebiliriz diyebilirdik. Elbette volatilite çok ciddi oranda artacaktır ama yani bu altcoin rallisini getirir mi getirmez mi demek oldukça iddialı bir cümle olur. Evet, şimdi Oytun Esi de tüm ciddiyetiyle bir soru sormak istiyorum. Oytun bugün inanılmaz ciddi. Hiç gülmüyor bak, değil mi? Yani o kadar şey oluyor mu? Yansıyor mu ya yayına? Bu kadar yansıyor. Öyle. Kötü haber mi aldın yayına girmeden yok, önce? Yok, kötü haber almadım ya. Bir eşimin tayin durumu var. Biraz kafam onunla alakalı belki. Evet, o konuyu biliyordum aslında ama ben başka bir şey yormaya çalıştım. Neyse, Altuğ gibi bence tango derslerine yakın zamanda başlamak lazım. Tango dersine gidip bir kafayı toparlamak lazım, doğru. Geçen Altuğ senin bu muhabbetini yaptıktan sonra izleyeceğimiz nereye gidiyor? İşte hangi, nereden ders alıyor gibi sorular sordu. Onu da bir gün sosyal medyandan paylaşırsan izleyicimize de yanıt vermiş olursun. Bir izleyicimize de o zaman yanıt verelim. Ve Mehmet Bilir Bey diyor ki, pardon, Onur Demirci'yi önce alalım. Ripple yakın zamanda tekrar Sivel etkinliğini düzenlemesi gibi bir haber var. Bu haber doğru mudur? Aldın mı böyle bir haber? Açıkçası ben daha almadım böyle bir haber. Genelde bu yıllık yapılan bir etkinlikti. Yılda bir kez yapılıyordu. Abi yeter kadar fiyatlanamadık, durum bir tane daha yapalım gibi beklenti komik bir şey yapmadılarsa böyle bir haberi duymadım. Olmadı, bir daha yapalım. Bu arada Oytun sana diyor ki, hanım fırçalamış olabilir diyor Oytun'a. bu o ifade, evet, kesinlikle hanım fırçalamış ifadesi. Güzel yakaladı Osman Bey, sevgiler efendim diyelim. Şimdi şunu sormak istiyorum. Alp ve Oytun, yani üçünüz cevap verin. 2020'nin portföyünü yapalım.
Ne kadar kripto paralara para yatırılabilir? Hani böyle bir öngörünüz var mı? Bir de altcoin'ler ve Bitcoin'e baktığınız zaman yüzdesel anlamda nasıl bir öngörünüz olabilir? Alp, sen de devam edelim. Ben bu soruya her zaman şu şekilde cevap veriyorum. Pas geçiyorum. Şimdi biliyoruz Alp'in bu cevabından sonra ne diyeceğimi biliyoruz. Pas geçiyorum. Pas geçmiyorum. Herkesin cebine göre, risk algısına göre bir ama politik cevap. Ama şöyle bir durum var. Şimdi ben burada 5 tane kripto parayı saysam büyük ihtimal sadece bunları araştırmadım. İşte televizyonda, YouTube'da izledim diye buna yatırım yapacak kişiler olabilir. Hı-hı. İnsanları bu yönde yönlendirmenin ben oldukça yanlış olduğunu düşünüyorum. Hı-hı. Sadece eğer her ay düzenli bir şekilde yatırım yapma şeyiniz varsa, prensibiniz, disiplininiz varsa, var. Her ay belli bir miktar maaşımın bir kısmını ben işte altın alıyorum, döviz alıyorum, işte gram altın alıyorum gibi bir şey yapıyorsanız, bunun %5'i ila %10'u arasında kripto paraya yatırmamak geleceğiniz için çok daha büyük risk olduğunu düşünüyorum. Yani kripto paraları reddedip yatırmamak daha büyük risk olduğunu düşünüyorum. Peki soru şuna geliyor, tamam %5, %10'unu yatıralım da hangilerine yatıralım dediğinizde de burada belli başlı kripto paraları sınıflandırmanız gerekiyor. Yani para transferinde işte Bitcoin burada sorunu çözüyorsa Bitcoin'e. İşte akıllı kontratlar bölümünde siz, ben mesela Ethereum'u seviyorum da siz Tron'u seviyorsunuzdur. Size daha yakın geliyordur Justin'sanın açıklamasından dolayı. Yani orada birazcık kripto paraları kendinize göre sınıflandırmanız gerekiyor. O yüzden her dönem belli başlı dönemlerde bazı kripto paralar öne çıkarıyor. Buna yatırımcının kendi araştırıp karar vermesi gerekiyor diye düşünüyorum. Vallahi hiç beklemediğim kadar net ve direkt bir cevap oldu. Teşekkür ederiz. Alp'i de yavaş yavaş gaza getiriyoruz gibi tırnak içerisinde. 2 dakika süremiz kaldı. 6 birer dakika kendi aranızda bölüşün lütfen. Evet, ben de kısaca şöyle söyleyeyim. Ben açıkçası birazcık daha risk iştahı yüksek olanlar için bazı altcoin'lerin gerçekten şu an çok ucuz fiyatlarda olduğunu ve uzun vadeli yatırımcılar için toplanabilecek seviyede olduğunu düşünüyorum. Hatta tabii ki daha garanticiler için de Bitcoin'in beklenen yükselişini yapmasını bekledikten sonra, Bitcoin dominasyonu biraz geri çekildikten sonra o sezonda al sat yapmak daha safe olacaktır. Bu artık biraz kişinin kendi tercihine kalmış. Hocam, rahatsız etmesek size de bu soruyu. Estağfurullah. Şimdi efendim, kripto paralara tabii ne kadar yatırım yapacakları kendi bütçeleriyle orantılı bir şey. Ama tabii ki yani biz bir kripto parayla alakalı iş yapan birisi olarak kripto paralara yatırım tavsiyesi vermemekle beraber yatırım yapılmasında fayda vardır diye düşünüyorum. Ama şöyle bir şey var. Yani bunların içerisindeki portföy nasıl dağılanacak? Hani futbolda bir tabir vardır. İlk kaleye mustereye yaz, gerisini ne yazarsan yaz diye. İlk önce bir Bitcoin'i oraya yazmak lazım. Mesela zaten bu yıl negatif ayrışan coin hangisi oldu? Yani mesela Bitcoin'e göre kadar, baz alırsak en fazla çok, negatif ayrışan. O kadar çok var ki yani 2500 tane altcoin içerisinde yok, diyorsak. Yok, bu Ripple, Ethereum, Litecoin ve bunlarla baz aldığınız zaman. Yani gitmek gelmekle beraber herhalde Ripple olmuştur. Ripple aslında paraların şu an neredeyse hepsi, kaç tanesi pozitif ayrıştı demek daha doğru olur. Çünkü çoğu all time high seviyesinden geçen boğa sezonuna göre %80, %90 arası daha aşağıda. Tabii yani o kadar büyük gitgeller var ki mesela Litecoin 25 dolarken 145 dolara geldi. Şu an 50 dolar. Hangi sürece göre onu aldığınıza göre de değişir. Ben kendi yaptığımı söyleyeyim size en azından. Yani izleyiciler belki oradan kendilerine bir şey çıkartabilirler. Ben kendi portföyümü kripto paralarda %70 Bitcoin'de tutarım. %30'u da kendi sevdiğim altcoin'ler arasında dağıtırım. Ama evet, her zaman Bitcoin önceliklidir. Çok teşekkür ederiz vermiş olduğunuz bilgiler için. Rica ederim. Özellikle Oytun Es'e çok teşekkür ediyoruz bu programımıza, davetimize teşrif ettiği için. Estağfurullah. Az da olsa güldürebildik Oytun'u bu programda. O zaman sizler de bu programı beğendiyseniz efendim, yorumlarınızı daha sonra paylaşacağız YouTube'dan. Lütfen paylaşın ve iletin. Çok fazla soru vardı. Dilimiz döndüğünce, vaktimiz yettiğince iletmeye çalıştık. Oytun Es, Altı İşler ve Alp Işık'la birlikte kripto para uzmanlarıyla kripto gündemin sonuna geldik. Haftaya görüşmek dileğiyle.